Osman Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle bu yoğun temponuzda bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz konuk ettiğiniz için de. Çok keyifli bir alan burası. Öğrenci yurdundan çıkarak keyifli bir alan haline getirmişsiniz ama. Öncelikle buranın hizmetlerinden önce biz Osman Duru Türk kimdir? Onu tanıtmak istiyoruz izleyicilerimize. Evet Osman Bey sizdeyiz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ben 79 doğumlu. İki çocuk babası. Bir aile reisiyim önce. Evet. Eyüp'teki ilk kız öğrenci yurdunu kuran kişi benim. O ardından da hemen ikinci yurdumuzu da devreye aldık şirketimizin bünyesinde. Evet. Kısaca böyle diyebiliriz yani. Evet. Siz öncelikle tabii görev bilincinin dışında insanlara ailece de yaklaşıyorsunuz. Burada görüyoruz ki çok da referanslara gelen insanlar var. Peki buranın hizmetleri nelerdir? Buranın hizmetleri başlıca öğrenci odaklı çalışıyoruz biz. Öğrencilerimizin isteği neyse biz o doğrultuda hizmet veriyoruz onlara. Memnuniyet oranımız da bu doğrultuda %70'lere vuruyor. Yani bir sonraki sene çok fazla çalışmamız gerekmiyor. Çünkü tekrar eden öğrencimiz fazla olduğu için biz bu sektörde iyi noktada olduğumuzu düşünüyorum yani. Evet. İki ayrı kız öğrenci yurdu var. İlk bebeğiniz aslında hemen buranın da karşısında bulunan, Santral Kız Öğrenci'nin karşısında bulunan, ismini siz söyleyin lütfen. Bilge Kız Öğrenci Yurdu var. Orası çıraklık diyelim. Burası da ustalık eserimiz diyelim. Evet. Ondan sonra orası 2100 metrekare, burası 5500 metrekare. Buranın inşaatını da biz yaptık, projelendirmesini de biz yaptık. Ondan sonra burası öğrencilerin tam istediğine göre yapılmış olan, kendi içinde işte hamamı, saunası, fitness salonları, televizyon izleme odaları, bayan kuaförü, restorantı olan bir öğrenci yurdumuz. Şehirleştirmişsiniz aslında. Evet, öğrenci buraya girdiği anda bir daha dışarıyla hiç bağını koparmadan burada yaşayabilir tamamen, aylarca çıkmasa da olur yani. Kaç öğrenci kapasiteli peki iki ailelerden? İki yurdumuzda aşağı yukarı 350 tane öğrencimiz var. Bu 350 öğrencimizin her öğrenci isteğine göre 21 çeşit odamız var. İşte bir kişilik odalardan aşağı yukarı 4-5 çeşit var. İki kişilik odalardan 4-5 çeşit var. Üç kişilik odalardan 4-5 kişilik var. Hep böyle odaların kişi sayısına göre ama yine isteklere göre, özelliklere göre, yani kişi ne istiyorsa ona göre özelleştirdiğimiz odalar var. Evet. Böylelikle öğrencilerin de memnuniyeti bu noktada daha fazla oluyor tabii. Oda içindeki hizmetleriniz nelerdir? O öğrencinin seçtiği odaya göre değişiyor ama standart olarak işte banyo tuvaletlerimiz, klimalarımız, televizyonlarımız, buzdolaplarımız, çalışma masalarımız, ondan sonra bunlar var. Evet, hizmetlerinizi burada aslında tepeden tırnağa diye konuşmuştuk, şehirleştirmişsiniz ama yemek hizmetinden tutun da her şey var, öyle değil mi? Evet. Peki, buraya gelen öğrenciler neye göre seçiyorlar sizi sizce? Hiç kapanmayan bir mutfağımız, bir restorantımız var, dünya mutfağından aşçılarımız var. Ondan sonra bu yemek hadisesi benden belli oluyordur. Ondan sonra yani yemek tezgahımızda öğrencinin her zaman kendine ait bulabileceği bir yemek var. Yemek ona yetersiz kalıyorsa, kendi yemek yapmak istiyorsa bağımsız olan 6-7 tane de mutfağımız var böylelikle. Onlar kendileri girip böyle mini bir aşçılık da yapabilirler yani, istediklerini yaparlar. Osman Bey, aslında o zaman başarı tesadüf değil diyebiliriz, öyle değil mi? Siz araştırarak, gözlemleyerek, öğrencilerin ihtiyaçlarını aslında açıklığı görerek de açmış olduğunuz bir yer burası ve gözlemlemiş olduğunuz hizmetleri sunuyorsunuz, öyle değil mi? Doğru. Öğrenciler bizden neyi isterse biz onlara ihtiyaç doğrultusunda ve yapabilme imkanlarımız doğrultusunda neyi yapabiliyorsak sonuna kadar veriyoruz. Öğrenci farklı alanda ders çalışmak istese dahi ona göre farklı bir alan oluşturuyoruz ona. İster o anlık oluyor, isterse de devamlı oluyor bu. Aslında bizleri bahsetmiştik başlarında, öyle değil mi? Sohbetimiz esnasında da burada gelen öğrenciler bölümü, hangi bölümü okuyorlarsa eğer, orayı sizden dinleyelim. Onlara göre çalışma odalarınız evet, var. Evet, doğru. Mesela hukuk öğrencileri devamlı ders çalışmak ister, tekrar etmek ister. Ona göre sesli etüt odalarımız var. Mimarlar için masaları büyük olan etüt odalarımız var. Ondan sonra diğer öğrencilerimiz için farklı farklı çalışma alanlarımızı kendimiz de oluşturuyoruz. Boş odalarımız var. Boş odalarımızda öğrencilerimiz ders çalışmak isterse onları da onlara tahsis edebiliyoruz. Mesela gastronomi okuyan birine mutfağın bir köşesini tahsis edebiliyoruz mesela. O orada keyiflice ondan sonra yemeklerini işte tadımlık olarak yapabiliyor siz yani. Siz de aslında keyif alıyorsunuz onların mutluluğundan. Ben onu gözlerinizden görebiliyorum. Biz her zaman kendimizin eleştirilmesinden yanayız. Öğrencileri soruyoruz, bizi eleştirin.
bizim bütün öğrencilere sorduğumuz şeyi, öğrenci yurdunda, kendi yaşadığın alanda olmasını isteyip de olmayan şey nedir? Bunu bize söyle diyoruz. Buna göre kendimizi her zaman bir adım daha öne doğru geliştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada da diğer yurtlara örnek olduğumuzu düşünüyorum, evet, yani ben. Diğer yurtlar demişken aslında civarınızda çok da fazla öğrenci yurtları var. Evet. Peki onlardan sizi ayıran özellikler nelerdir Osman Bey? İşte biz mesela öğrenci odaklı çalışıyoruz. Mesela öğrenci burada bir rahatsızlandığı zaman bizde neredeyse kişiye özel bir bakım yapılıyor ona. Veya diyelim ki ondan sonra bir ihtiyacı var, bir ilaç alınması lazım, bir ondan sonra bir yemekte bir sorunu var, kişiye özel, ondan sonra dünya mutfağından aşçılarımız olduğu için ona göre besin değeri olan şeyler, gıdalar, hizmetler, ondan sonra hizmetler veriyoruz. Mesela diyelim ki öğrenci odasındaki bazı alanlara dokunulmamasını istiyor, o alanlara dokunmuyoruz. Bazı öğrenciler odalarının daha titizlikle temizlenmesini istiyor, onlara daha farklı bir uygulamayla yaklaşıyoruz. Bütün personelimiz de ayrıca hem güler yüzüyle hem de ondan sonra ailesinden ne istiyorsa onları biz burada yakalatıp onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani onu hissettirmeye çalışıyoruz. Kaç personeliniz var? Bizim toplamda yurtlarımızda çalışan 17 tane personelimiz var. Evet. Hem resepsiyonistlerimiz var, hem kat görevlilerimiz var, hem teknik servislerimiz var, hem sağlık görevlilerimiz var. Böylelikle işte 17-18 aslında kişiyle... Aslında şehir dışından da gelen, bölgeye yabancı olan da öğrenciler hiç dışarıya çıkmadan, arama gereği duymadan burada her şey olabiliyor. Burası küçük bir şehir gibi. Biz de gezdik, biz de gördük. Çok da güzel bir alan yapmışsınız. Hedefleriniz, hizmetleriniz çok da güzel. Osman Bey, bir yer kurulurken 10 yıl öncesine geri dönelim aslında, öyle değil mi? 10 yıl önce çok büyük hedeflerle, hayallerle kurmuşsunuzdur elbette burayı. Evet. Şu anda olmak istediğiniz yere ulaştınız mı hedeflerinize? Yok, bizim her zaman hedefimiz bir sonraki adımda acaba ne yapabiliriz de daha iyisini yapabiliriz. Biz ilk yurdu açtığımızda İstanbul'da hiçbir yurdun içinde sauna yoktu. Biz solaryum yoktu. Ondan sonra hamam yoktu. Biz bunları yaptık. Diğer arkadaşlar, diğer yurtları kuranlar bizim de üstümüze bir şeyler katarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Önce olmuş olabilirsiniz, evet, değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Yani fikir babası diyelim yani. Biz bu noktada da yine fikir babası olarak yine öğrencilerimiz aslında çıkış noktası. İhtiyaçlar değişiyor. Her zaman internet hızlarımız artıyor. Öğrencinin artık dijitalleşen hayatta dijitalleşen bir şeyler olmasını istiyor. Biz şimdi odalarımızda böyle daha farklı, böyle dijitalleşen, ondan sonra bir şeyler... Globalleşen dünyayı siz ayak uçuyorsunuz. Mesela kişiselleştiriyoruz. Bizim odalarımızda her zaman öğrencinin duşa girdiği zaman bile artık su ayarını ayarlamıyor. Otomatik bir kere ayarlıyor, ondan sonra o su artık ona göre geliyor yani. Hayır. Bu otomasyonları vesaireleri biz ona göre ayarlıyoruz burada. Öğrencimizin yine isteğine göre bir sonraki zamanda ne istiyorsa onu düşünmeye çalışıyoruz. Onu öğrencilere soruyoruz. Öğrencilerle irtibatımızı hiçbir zaman kesmiyoruz. Evet. Yurt dışındaki yurtla ilgilenenler ne yapıyor? Evet. Onlara bakıyoruz. Ondan sonra kendimizi bu noktada ilerideki insanlar ne yapıyor onlara bakıyoruz yani. Öğrenci hiçbir zaman bırakmıyorsunuz, ondan bahsetmiştik aslında. Peki farklı projeler var mı? Var, farklı projelerimiz var. Mesela işte spor salonu projelerimiz var. Yine hizmet sektöründen aşina olduğumuz. Bunları mesela öğrencilerle yine birlikte motive etmeye çalışıyoruz. İşte bizim öğrencilerimiz bizim yaptığımız spor salonlarında gelip farklı uygulamalar alabiliyor. Mesela böyle fit olmak isteyen birisi bizim sayemizde geliyor spor salonunda, işte havuzuna giriyor, ondan sonra training yapıyor, spinning alanlarını kullanıyor, işte oradaki diyetisyenlerimizden faydalanıyor. Böyle olunca ondan sonra farklı boyutlara gidiyoruz başka yani. Başka bir dünya kurmuşsunuz burada Osman Bey aslında. Birçok hani hizmet veren birçok yer var demiştik. Evet, ayıran özellikleri çok fazla ama onlardan da çok daha fazla ayıran sizin hizmet anlayışınız burada. Evet. Onu görüyoruz. Kaliteli hizmet anlayışınız, araştırmanız, onları anlamanız, sizin de aynı aşamalardan geçmeniz, öyle değil mi? Doğru. Vizyonunuz, misyonunuz nedir peki bu aşamada? Biz ilk öğrenci yurdunu kurarken öğrenci yurdu denildiği zaman aklına geliyordu. İşte ranzalı, kötü, kirli yerler geliyordu. Ama şimdi biz o olguyu tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Mesela ben kendi öğrencilik hayatımda yurtta kaldım. Eğer kaldım, 2 ay sonra bıraktım. Ama
böyle bir öğrenci yurdu olsaydı kesinlikle o öğrenci yurdundan ayrılmazdım. Çünkü bizim kaldığımız zamanlarda sene 96 çok daha farklı farklı yerlerde, farklı farklı zamanlarda isteklerimizi yöneticilere değil de temizlikçilere anlatıyorduk. Evet, ondan sonra kırmışsınız siz evet, aslında. Öyle öyle olmasına da gayret ediyoruz. Yine insanların aklında bu olgu biraz var ama biz sizlerin sayesinde bu olguları yavaş yavaş kıracağız. Temizlik noktasında dediğimiz zaman mesela bütün personelimiz hijyen eğitimi almış, bütün personelimiz ondan sonra öğrenci ne istiyorsa ona göre. Yani burada mesela öğrenci odağımız var. Öğrenci ne istiyorsa. Evet. Biz ne istiyorsak değil. Zaten... Veya para nereden geliyorsa değil. Yani öğrenci isteğine göre hareket etmeye çalışıyoruz bütün burada. Bütün personeliniz de çok güler yüzlü aslında. Siz patronculuk oynayan da biri değilsiniz aslında. Evet, değil. Aile ortamı da var. Evet. Öğrencilere mümkün olduğu kadar da bu geçiyor eminim. Evet. Değil mi? Evet. Biz vermiş olduğunuz değerli hizmetlerden, kaliteli hizmet anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden de tüm Türkiye adına her yerin böyle olması dileğiyle de diyorum ben. Son olarak da sizden, sizi destekleyenlere, öğrencilerinize, personellerinize, çalışanlarınıza evet. neler söylemek istersiniz? Biz evvela bizimle çalışan bütün personel arkadaşlarımıza canı gönülden çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çalışan ve bundan önceki çalışmış olanlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz böyle arının çiçeklerden bal topladığı gibi her birinden bir bilgi ediniyoruz. Böylelikle karma bir kır bahçesi gibi oluyoruz çalışanlar noktasında. Evet. Bu noktada bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Artı bize ulaşmak isteyen her kişi ne olursa olsun kendi şahsi telefonlarımızı veriyoruz. Dilek, istek, şikayet ne olursa bunları bize anında iletiyorlar. Lokasyon olarak neredeyiz onu da söyleyelim. Biz 7 tane üniversitenin ondan sonra ortasında Haliç'in Altınboynuz dediği noktanın başlangıcındayız. Çok da harika bir manzaranız var. Evet, onu da görüyoruz evet. da biliyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica farklı ederim. Projelerde, farklı hedeflerinize ulaştığınızda tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın Osman Sağ Bey. Olun. Biz de buraya herkesi, tüm öğrencileri davet ediyoruz. Öncelikle sizi görsünler, buraya gelmeden, görmeden karar vermesinler başka yurtlara evet. diyoruz. Hoşçakalın Osman Sağ Bey. Sağ olun.